Türk dünyasının gözü kalbi şimdi Konya'daki spor oyunlarında. Biz hemen Azerbaycan'a döneceğiz. Oradaki gündemi alalım. Fatih Havanos bekliyor bizi. Fatih, Azerbaycan'ın gündeminde ne var? Serpil Dizdarlar, tabii ki Türk dünyanın gözü Konya'da dediğiniz gibi ve Azerbaycan'da İslami oyunların ilk kez ev sahipliği yaptığı ülke olması da nedeniyle İslami oyunları Konya'yı yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaretiyle birlikte. İşte o ziyaret öncesinde dün orada oyunların açılışından hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yine geniş kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Burada bölgesel konular vardı. İkili ilişkilerin içine açacak olursak özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler, askeri alandaki işbirliği konuları burada yine bir kez daha ele alındı. Zengilan'da yakın zamanda önümüzdeki ay açılması beklenen Zengilan Havalimanı'na da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı öngörülüyordu. İşte burada devam eden çalışmalarda yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgileri aktarıldı. İki yakın işbirliği demiştik. Aliyev ailesi daha sonra Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Oradaki Olimpiyat Köyü'nü ziyaret etti. Azerbaycanlı sporcularla bir araya geldi ve yine şehrin valisiyle birlikte şehrin önemli öğren yerlerini, noktalarını gezme fırsatı yakaladılar. 5. İslami oyunlarında Cezayir Başbakanı da açılışa katılmıştı. İşte Cezayir'in Dışişleri Bakanı da Bakü'ye geçti. Yine Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da Türkiye'deki temaslarını 13. Büyükelçiler Konferansı'ndaki yine hitabının ardından ülkeye döndüğünü ifade edelim. Bugün sabah saatlerinde Ramtan Lamamra ile Bakü'de bir araya geldi Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov. Azerbaycan'la yine Cezayir arasında önemli anlaşmalar ve bir takım ilişkilere ilişkin yeni belgelerde imzalandı. Ceyhun Bayramov, turizm alanında ilişkilerin genişletilmesi için İki ülke arasında iyi fırsatlar olduğunu ifade etti. Kültür ve insani ilişkiler alanında ilişkilere dikkat çektik. Azerbaycan eğitim alanında burs programları sunmaktadır ve yine Cezayirli öğrenciler bu programlara katılıyor ve gelecekte de bu fırsatlar daha da gelişecek dedi. Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan'la Cezayir arasındaki diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerinin iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki karşılıklı vize ve siyasi istişarelerden muaf tutulmasına ilişkin bugün önemli bir anlaşmayı imzaladıklarını ifade etti ve tek taraflı ve kapsamlı bir görüşme yapıldığını ifade eden Bayramov, ikili düzeyde ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyonu geliştireceğiz dedi. Cezayir'in bağımsızlığının 60. yılı dolayısıyla bir kez daha tebrik mesajını iletti ve üst düzey diyaloğun sağlanmasıyla birlikte iki ülke arasında artık ziyaretlerin de artacağını ifade etti ve Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı Azerbaycan'da bu dönem başkanlığı süresince Cezayir'in Azerbaycan'a verdiği destek için de teşekkürlerini iletti ve iki hafta önce de Cezayir'in Bağlantısızlar Hareketi Gençlik Örgütü'nün kuruluş konferansına da aktif olarak katılmasının da önemli olduğunu ifade etti. 42 milyonluk Cezayir, Türkiye ile arasındaki ilişkiler oldukça sıcak ve artık Azerbaycan'la da Cezayir arasında daha güçlü ikili ilişkilerin kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin özellikle Afrika'nın kuzeyi ve Orta Doğu'daki ülkelerle ilişkilerini geliştirmesiyle birlikte bu ülkelerin Azerbaycan'la da birer birer Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olsun Azerbaycan'la da ilişkilerin oldukça iyi bir seviyeye gelmeye başladığını söyleyebiliriz Serpil Dizdarlar. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'la Cezayir arasındaki ilişkilerin detaylarını geliştirilmesi için yapılan çalışmaları paylaştı bizimle.